sen yani. Ben de daha denk evet, yine doğru bildim. Hazır noktaya getirdik tamam. Zaten. Hemen orası da hızlı yine çok çözeceğine göre. Burada da gerçekten sürecin tıkandığı bir noktada bir ziyaretinizle, dokunuşunuzla buradaki meselenin de çözülmesiyle birlikte bugün altyapının başlaması ve bu hale gelmesine hem katkı sundunuz hem de bizim buradaki birlikte bu Ünye için önemli olan OSEB'nin artık sona yaklaşmasına öncelikle vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız geldiğinde zaten talimatlar olmuştu evet. Sanayi ve Ticaret Bakanımızın. O doğrultuda ve sizlerin de talimatları ve takipleri neticesinde bugünkü aşamaya geldik. Bir tıkanık konumuz vardı, o da buradaki özellikle dağlardan gelen suların deşarj noktasındaki tahkimattı. Onunla ilgili de oradaki çalışmaları düzenledik. Belediye yerel yönetim olarak kamulaştırılacak kısmımla ilgili bölümü üstlendik. DSİ de diğer kalan dışarıdaki kısmının tahkimatını üstlenerek oradaki o protokolle birlikte oradaki tıkanıklığı çözdük. Şimdi inşallah oradaki imar değişikliği ve projenin onayıyla birlikte hızlı bir şekilde tahkimat da bitince Allah'ın izniyle o sebebin altyapısı kökten çözülmüş olacak diyorum. Ben tekrar emeklerinize teşekkür ediyorum. 6 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Vadank oğlumuzu ziyaret etmişti. Ünye OSEB'ye de gelmiştik. Burada da bir takım eksikler vardı. Yüklenici firmamız olsun, yine DSİ teşkilatımız olsun, Ünye Belediye'miz olsun, ilgili birimlerimiz sağ olsunlar. El birliğiyle burası kısa sürede güzel bir hale geldi. Bir memnun edici durum da burada şu an 32 fabrika inşallah 2023 yılında tek tek çıkacak ama ilk 5'i çıkmaya başladı. Altyapı işleri yapılıyor. Hatta biten fabrikalar da var. Bu güzel. Burada yaklaşık 5000 civarında bir istihdam sağlanacak. Sadece Ünye OSEB'imiz değil, Faslı OSEB'imizin gelişmesinde, Altınordu'daki ikinci OSEB'imizin yapılmasında hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordu ziyaretinde talimatları olmuştu hızlandırılması için hem de Sayın Bakanımızın, Mustafa Varank Bakanımızın her türlü desteği var. Bürokrat arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Ya kısa sürede bu işlerimiz bitecek inşallah. 2023 içerisinde istihdamla ilgili çok ciddi bir gelişme kaydedeceğiz. Şu an tüm OSEB'lerdeki istihdam sayımız 11 bin, hedefimiz 30 bin vatandaşımıza iş imkanı sağlamaktı bu kapsamda. Emeği geçen tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Memnuniyet verici. Burada hakikaten işçisinden mühendisine kadar, belediye başkanımızdan kaymakamımıza kadar, siyasi parti temsilcilerimize kadar, arkadaşlarımıza kadar hepsinden Allah razı olsun. Hem ordumuza, hem ünyemize, hem memleketimize ve burada çalışacak olan yöre insanlarımıza ve aynı zamanda aramızda yeni fabrika yapacak arkadaşlarımız var. Onlara da hayırlı olsun diyorum.